Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Oğuz Özay Tanıtım Limite Şirketi tarafından hazırlanan ve sosyal medyada 1 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına ulaşan Mavi Bodrum Tanıtım filminin tanıtım toplantısı Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yapımcı Özay Kartal'la Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Umuhan Yurt katıldı. Toplantı geçtiğimiz Ağustos ayında çekimlerine başlanan ve 4 ayda tamamlanan 3 dakikalık Mavi Bodrum tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mavi Bodrum tanıtım filminin 1 milyon görüntülenme sayısı yakaladığına işaret ederek şu sözleri kaydetti. Türk turizm çok büyük bir pasta ve çok tatlı bir pasta. Bütün dünya bu turizmden geçinmek için büyük mücadeleler veriyor. Eskiden savaşlar topla tüfekle oluyordu arkadaşlar, şimdi ekonomik yönlü oluyor. Onun için bugüne kadar Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Bodrum Yarımadası'nın turizmini bir kenara koymamız mümkün değil. Onun için de bu zor süreçlerde hep beraber çalışarak bu zor süreci geçireceğiz. Konuşmasında Bodrum'da hizmet veren banka şubelerine de sitem eden Başkan Kocadon, Bodrum'da Türkiye'nin başka hiçbir ilçesinde olmadığı kadar banka şubesi olduğunu belirterek konuşmasına şu sözlerle devam etti. Bugüne kadar Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan Türk turizmcisinin, Bodrum yatırımcısının, Bodrum turizmcisinin biraz zorlandığı bu günlerde ben buradan bu banka şube müdürlerimize niye yanımızda değilsiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Başbakanımızın dediği gibi yatırımcıların önünü açmak bizim en büyük görevimiz. Bugün Bodrum'da birlikten, beraberlikten, huzurluktan, dünya barış toplu yaşamaktan söz ediyorsak bunun altında yatan en büyük neden bir tanesi Bodrum halkının çok medeni olmasıdır ve ekonomik gücünün olmasıdır. Onun için bu ekonomik gücü asla arkadaşlar düşüremeyiz. Hep yükseltmek zorundayız. Onun için bu tanıtım filmlerini yapmaya devam edeceğiz. Yatırımcının önünü açmaya devam edeceğiz. Bodrum'un doğasına, insanına, kentsel kimliğine sahip çıkan her yatırımcının yanındayım arkadaşlar. Hatta icap ediyorsa Bodrum Belediyesi'nin iş makinelerini de orada çalıştırırım. Hazırlanan tanıtım filminin uçaklarda da gösterildiğinin bilgisini veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sözlerini şöyle sürdürdü. Atlas Global'de, yani Atlas uçaklarında hem yurt içi ve hem yurt dışı uçaklarında dönmeye başladı arkadaşlar. Bunun yanında özellikle TAV Holding'e burada bir defa daha teşekkür ediyorum. Bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı. Bunun yanında ileride göreceksiniz arkadaşlar bu tanıtımdan dolayı, bu güzel filmlerimizden dolayı dünya devlerinden bir tanesi dünyada ilk otelini Bodrum açıyor arkadaşlar. Bunu ileriki yıllarda sizlerle hep beraber paylaşacağız. Özellikle daha önce geçmişinde İsrail'le çalışan arkadaşlarımızdan çok sevindirici, çok mutlu haberler geliyor. Bu sene Bodrum'da yine İsrailli turistleri kalabalık olarak göreceğiz arkadaşlar. Şu anda gelen haberler bu, sevindirici. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşmasını şu sözlerle noktaladı. Halikarnas sos olarak değiştirip Halikarnas sosu gün ışığına çıkarmak istiyoruz. İşte bunlardan bir tanesi stadyumumuz, bir tanesi mozörümüz. İşte bunun gibi birçok dünya mirasını bu vakıfla beraber gün ışığına çıkarıp bunları bütün dünyaya izletmek, göstermek ve merak ettirmek istiyoruz. Onun için gerçekten Kral Mozyos'un şehir adı altında, işte Kral Mozyos'un ayak izleri gibi projelerimizde Bodrum'u tekrar gerçek tarihini sergilerekten kültür turizmine, tarih turizmine bir atılım yaparak Bodrum'u tekrar pazarlamaya devam edeceğiz. Basın toplantısına konuşan Özay Kartalsa 4 ay boyunca Bodrum'un 39 ayrı noktasında havadan çekimler yapıldığını aktararak şu bilgileri verdi. 39 ayrı yerde çekim yapıldı. 200 saatin üzerinde profesyonel drone çekimleri yapıldı. Bugün en büyük fuara gitsek bile orada 3000, 4000, bilemediniz 5000 kişiye ulaşma şansı oluyor.
sosyal medya aracıyla, viral dağıtımla sosyal medya kanallarını doğru planlayıp doğru kullandığınızda işte gördüğünüz gibi bugün itibariyle 1 milyon 160 bin kişinin üzerinde bir ulaşımı sağlandı. Bu ulaşımı sadece ulusal anlamda değil, özellikle reklam satın almasıyla da Avrupa'nın belli turizm potansiyeli olan ülkeleri de hedeflenerek yapıldı. Belediyemizle ve ajansımızla sadece filmi yapıp kenara çekilme konusunu planlamadık. Film yapıldıktan sonra Bodrum'a turist gelmesini sağlamak üzere bu filmi hedef kitlesine nasıl ulaştırırız diye de belediyemiz çalışanları ve ajansımız çalışanları iyi bir planlama yaptı. Maliyeti 100 bin TL civarında, fakat bu 100 bin TL içerisinde çekim maliyetleri, prodüksiyon maliyetleri, müzik maliyetleri ve artı sosyal medyadaki reklam satın almaları dahil bir total bir rakam.